2020 yılının Türkiye'sinde, 2020 yılının dünyasında idam cezasının, yani insanların öldürülerek cezalandırılmasının, bir yağlı urganın ucunda sarkıtılarak cezalandırılmasının ya da bir duvarın kenarına, dibine dizilerek, kurşuna dizilerek ya da ne bileyim zehirli iğneyle öldürülmesinin tartışılıyor, konuşuluyor olması bile beni bir insan olarak utandırıyor. Özellikle de benim ülkemde tekrardan tartışılıyor olması utandırıyor. 1990 senesinin Kasım ayında bırakmış olmamız gerekiyordu bu tartışmayı. Bir daha da elimizi bile sürmemek üzere çöpe atmış olmamız gerekiyordu. 2020 yılının dünyasında ilkel ülkeleri saymazsak, yani Amerika Birleşik Devletleri'ni, yani Çin'i, yani Kuzey Kore'yi, yani 3. sınıf, 5. sınıf, 35. sınıf rejimleri saymazsak, dünyanın geri kalan kısmında artık uygulanmayan bir cezadan söz ediyoruz. Yani devletlerin, yani yargı sistemlerinin insanları öldürerek intikam almaları anlamına gelen ilkel, çağ dışı bir cezadan söz ediyoruz. Bunu tartışılıyor olması bile, menfi ya da müsbet tartışılıyor olması bile gerçekten beni utandırıyor. Bir de bu konuda bakın iki temel hata yapılıyor. Mesela bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Sayın Faik Öztürk'ün ağzından duydum. Gerekçe olarak, yani biz sosyal demokrat bir parti olarak idama karşıyız dedi. Evet, oraya kadar güzel. Ama sonradan şöyle bir gerekçe söyledi Sayın Faik Öztürk. Diyor ki işte Avrupa Birliği karşısında güç durumda kalırız. İmzaladığımız protokoller var, onlarla çelişiriz. Böyle gerekçelere hiç gerek yok. Faik Bey ve benzeri savunmaları yapanlar için söylüyorum. Böyle gerekçeleri ortaya koymaya gerek yok. Biz el alem ne der ya da Avrupa ile çelişiriz ya da attığımız imzalarla ters düşeriz diye idama karşı çıkmamalıyız. Biz 2020 yılının dünyasında çağdaş bir toplum, çağdaş bir hukuk sistemiyle taban tabana zıt düşeceği için idama karşı çıkmalıyız. İnsani bir ceza olmadığı için karşı çıkmalıyız. Bir de şunu söyleyenler var. Efendim hangi suçlar için getirdiklerini bir görelim. Mesela Sayın Meral Akşener bunu söylüyor. Hangi suç için gelirse gelsin idam cezası diye bir ceza bu çağda artık hiçbir suç için kabul edilemez. Efendim işte diyorlar ki işte tecavüzcülere, çocuklara musallat olanlara, efendim ırz düşmanlarına, teröristlere vesaire. Hayır efendim, bu saydığınız suçlara dahi idam cezası olmamalı. Aslında ömür boyu müebbet, ömür boyu hapis ya da ağırlaştırılmış müebbet dediğimiz ceza idamdan daha ağır bir ceza. Ve şunu da çok iyi biliyoruz bakın sevgili izleyiciler, sevgili seyirciler ve dinleyiciler. İdam cezası baskıcı rejimlerde kimlere karşı uygulanmak üzere getirilir, onu da hepimiz biliyoruz. Ben size daha açık söyleyeyim. Düşünene, araştırana, yazana, çizene ve muhalefet edene karşı uygulanır. Bakınız 1960, o zamanın iktidarı, yani 27 Mayıs darbesini yapan iktidar kime karşı uyguladı? 1970-71, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Erdal Eren, 1980 rejiminin darbecilerinin uyguladığı idam cezaları hep mevcut rejimlerin karşı oldukları insanlara karşı uygulandı. Öyle tecavüzcüye uygulanacakmış, bilmem kime uygulanacakmış diye kimse kimseyi kandırmasın. İdam cezasına hep birlikte çağdaş toplumlar olarak karşı çıkmalıyız, nokta. Bunun tartışması bile ayıptır, günahtır.